Sayın Başkanım. Biraz geri çekilebilir miyiz? Alacağız. Başkan, bir dakika. Alacağız. Şimdi Kastamonu bastırması mı, Kayseri bastırması mı? Hem keserek hem tadarak siz söyleyeceksiniz. Kastamonu bastırması yönlendirmeyi yapıyoruz. İşte bundan ithal ettiniz. Sayın Bakanım. Sayın Bakanım. Evet. Sayın Bakanım. Kesme konusunda değil, yeme konusunda daha çok üstad olabilir yani. O zaman kesme konusunda yeme faslına geçelim. Biz de istifade ediyoruz. Sayın Bakan biraz bonfile modeline geçtik. Böyle kesersek zarar ederiz. Zarar ederiz. Şimdi efendim bizde şöyle bir söz var. Pastırmayı kaybettiğine değil de bulanın diyor doğrarken diyor. Abi biraz geri gelebilir misiniz? Tam doğrayamayacağına düşünüyorum. Evet. Sayın Başkanım standart bir şeydi bu. Afiyet olsun. Ağzınızda eri. Yani bunu sen bana sen gözlemişsin. Evet teşekkür ederiz. Piyasada vardı. Biz bunları yasaklayana kadar kimsenin de haberi de yoktu. Benim buradaki ana amaçlarımdan bir tanesi de bizim Türkiye'deki gıda okuryazarlığımız düşük. Gıda okuryazarlığından kasıt şu: benzeri bir ürünü gördüğü zaman onun aslı gibi tüketebilir vatandaşımız. Bu sebeple bu ürünleri biz piyasadan kaldıralım istedik. Böylelikle gerçek ürünleri üretenlerin de katma değeri mutlaka artacak. Bunu unutmayalım. Evet. Tarım Orman Şuramızı gerçekleştirdik 2019 yılında. Biliyorsunuz tarım Türkiye'de futbol kadar konuşulan bir konu. 15 yıldır da şura yapılmıyordu. Ben de istedim ki Türkiye'de hem tarımın paydaşları hem de tüm vatandaşlarımız bu konuyla alakalı, ilgili, hadi dedim herkesi çağıralım, 4 ay boyunca konuşalım, 5 yıllık bir yol haritası oluşturalım, bu da 25 yıla ışık tutsun. Çünkü buna Türkiye'nin de ihtiyacı vardı, konuşmaya da ihtiyacı vardı. Her ilde bir sigara paketinin arkasına, bir peçetenin üzerine bana insanlar fikirlerini yazıp getiriyorlardı. Biz de dedik ki herkesten bu fikirleri toplayalım, 50 bine yakın aşkın fikir bize geldi. 7000'den fazla paydaşla, 21 çalışma grubuyla, 2000 kişi, 200'ün üzerinde toplantı, 1 milyon adam saat çalışma yaptık. Ve toplam 83 gün süren bu çalışmayla da gerçekten bana göre mükemmelliğe yakın bir yol haritası çıktı. Ve bu yol haritasıyla beraber de şunu söyledik: tüm şuralar faydalı olmuştur ama bu şuraların hepsinin takipleri de birebir yapılmamıştır. O yüzden biz şuradan 2 ay sonrasında da bir eylem planıyla önümüzdeki 5 yıl ne yapacağımızı açıklayalım ve bunu da kamuoyuna taahhüt haline getirelim dedik. Ve bu eylem planımızı açıkladık. 38 tane eylemimiz var. Bunun 38'ine de başlıyoruz. 16 tanesini de inşallah bu sene bitiriyor olacağız. Tarımsal destekler biraz önce de söylediğim gibi tam 12 misli arttı AK Parti iktidarları döneminde. Geçen yılda bu yıl arasında da %36'nın üzerinde bir artışımız var. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bütçe gerçeklikleri bize müsaade ettiği sürece her zaman dün olduğu gibi bugün de yarın da üreticimizin yanında olacağız. Toplamda 33 milyar lira hayvansal üretim desteği verdik. 45 kat arttı bunlar da. Bugün itibariyle Türkiye'de 68 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığımız var. Avrupa Birliği'nde toplam hayvan varlığında birinci sıradayız.
büyükbaş hayvan varlığında da ikinci sıradayız. 2023 yılına kadar da küçükbaş hayvan varlığında da nüfusumuz kadar küçükbaş hayvanımız olsun istiyoruz. Peki çiftçimizin yanındayız dedik. Hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Çabuk unutabiliyoruz. Geçen yıl neler yaptık? Bu tabii ki tüm Türkiye'yi ilgilendirdiği için 81 ilin bir fotoğrafını çekelim. Evet, maliyetlerimiz arttı. Gübremiz arttı. Elektriğimiz arttı. Yemimiz arttı. İlacımız arttı belki ama hep enflasyonun üzerinde rakamlarla biz çiftçimizi tatmin ettik. Nasıl yaptık? Bazen bir masanın etrafına paydaşları toplayarak, sanayiciyi, üreticiyi, çiftçiyi, herkesi bir araya toplayarak, bazen de regülasyon kuruluşlarımızı kullanarak, ama bu regülasyon kuruluşlarına da zarar ettirmeden bu işi yaptık. Çayda mesela %25 çayın fiyatı arttı geçen yıl. Şeker pancarı sizi de ilgilendiriyor. %28 fiyat arttı. 300 liraya geldi. Ekmeklik buğday bizden Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden evvel hemen 850 liraya, 900 liraya satılan buğdayı 1350 liradan alma imkanımız oldu. Arpada %33. Çiğ süt. Bugün çiğ sütün fiyatını senelerdir 1.30'u tutturmaya çalışan, yani 1.30 yem süt paritesini tutturmaya çalışan sektörü 1.50 pariteye ikna ettik ve getirdik. 2.30 liraya getirdik. Fındık %62 artış. Kuru üzüm, kuru incir, Ege'de bunlar ihracat ürünleri olduğu için Türkiye bilançosuna katkısı olsun diye bunların da fiyatlarını hep yüksek tuttuk. Sadece fındıkta Türkiye'nin bilançosu 1,5-2 milyar lira fazla para kazandı. Toprak Mahsulleri Ofisi bu işten para kazanıyor. Para kazanmasının ötesinde tabii ki biz üreticimiz, en büyük bu konuda alın teri olan üreticimizin daha fazla mutlaka bu işten para kazanması konusunda bir gayret sarf ettik. Daha sayamayacağım kadar çok ürün var ama gördüğünüz gibi hepsini üreticiyi ezmeyecek şekilde enflasyonun üzerinde konumladık. Geçen yıl hep birlikte 7'den 77'ye hep beraber gittik, fidanlarımızı diktik. Geleceğe Nefes kampanyamızı başlattık ve Geleceğe Nefes kampanyamızla beraber bir gün içerisinde, 4 saat içerisinde 13 milyon fidanı milletimizle, vatandaşlarımızla birlikte hep birlikte diktik ve iki tane de Guinness Rekorlar kitabına konu olan rekor kırmış olduk. Bu benim hakikaten bakanlıktaki en mutlu günlerimden bir taneydi, bir tanesidir. Çünkü gerçekten 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımızla birlikte bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanya milletin kampanyası haline geldi. İnşallah bu senede biz hedefimizi ve çıtamızı yükselttik. Aynı günde değil ama vatandaşlarımızla, milletimizle birlikte 83 milyon fidanı hep birlikte bu yıl çeşitli tarihlerde toprakla buluşturuyor olacağız. Çünkü 83 milyon vatandaşımız varsa 83 milyon kişi de her biri için de birer fidan dikelim istedik.